Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Boğa burçlarına 22-29 Ocak haftası neler bekliyor? Son hafta neler var derseniz, gökyüzü olarak kendi içinizde mücadele ettiğiniz konularla alakalı, özellikle kendinizle alakalı ani değişim, dönüşümler yaşamak isteyebilirsiniz. Burada odaklandığınız konular genelde para konuları olacak bu hafta arkadaşlar. Aile ve iş konuları derseniz, bu hafta geçsin, şu para ve iş konularını çözeyim diyeceksiniz. Kariyer hayatınızla alakalı da kısıtlandığınız ikili ilişkiler yaşanabilir. Yani beklenti içinde olduğunuz bazı kişiler varsa bunlardan istediğiniz cevapları bu hafta alamayabilirsiniz. Ya da sizi sallıyor hissiyatınız olabilir. Yani öyle bir dengesiz bir hal var iş konularıyla alakalı. Bu tabii ki gökyüzüydü. Bakalım falımızda neler var, neler çıkmış. Şöyle açtım, hemen size gösteriyorum. İş konularında bir şeyleri başlatıyorsunuz. Ben hemen iç demek istiyorum çünkü orada güzel bir şey gördüm. Onu söylemem gerekiyor. Şimdi şöyle iş konularıyla alakalı bir süredir beklenti içinde olduğunuz konuları bir yere toplamışsınız. Bu hafta başı itibariyle sanki böyle bir tünel kazar gibi görünüyorsunuz. Bir toprağı kazarak bir yol açıyorsunuz kendiniz. Aslında bugüne kadar mücadele ettiğiniz konularda vermiş olduğun emekleri bu hafta alacaksınız. Ne zaman biliyor musunuz? Pazartesi, Salı, Çarşamba günü. Sanki bir kişiyle karşılıklı konuşma yapıp bu kişiden alacaklarınızla alakalı hesap soruyor gibi duruyorsunuz. Burada arkanızda o kadar çok insan var ki, yani haklı olduğunuz konularla alakalı bir kişinin karşısına geçip isteklerinizle alakalı, emeklerinizle alakalı bir konuşma yapacaksınız. Karşınızdaki kişi bu isteklerinizi sizin dinliyor. Kafası çok karışık yalnız. Hani böyle Nisan ayı falan diyebilir belki. İkili bir rakam verebilir ama öyle değil. Cuma günü geldiğinde siz bu kişiyle konuşmanızı yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki buraya kadarmış, ben giderim. Yani direkt rest çekme durumunuz var. Burada sanki bakın bir arabaya binmiş bir kişi de arkanızda, bir bilinmezlik demeyelim de sanki başka bir teklif vardı, başka bir yere gidiyormuşsunuz gibi. Hemen altında bu konuştuğunuz kişi sanki arabanın tekerleklerini eliyle tutmuş havaya kaldırıyor. Hayır, gidemezsin der gibi. Restleşme olacak arkadaşlar bana kalırsa bu hafta işlerinizde. Hangi konu olursa olsun mücadele etmişsiniz, emek vermişsiniz, hakkınızı istiyorsunuz. Karşınızdaki kişi de böyle havada bugün olur, yarın olur, 2 lira olur, 3 lira olur, 5 lira olur der gibi bir konuşma içerisinde. Bu yapmış olduğunuz iş ya da alacak olduğunuz kişiyle alakalı da olabilir. Uzun süredir vermiş olduğunuz mücadelelerle alakalı artık diyorsunuz ki sabrımın sonu geldi. Son gün cumadır. Cuma günü geldiğinde karşınızdaki kişi ortalıklarda yok. Ve siz ani ve fevri bir kararla o iş yerinden ya da parasal konulardan uzaklaşmak ya da hesaplaşma olarak da değerlendirebiliyoruz. Bir dava açma durumunuz söz konusu olabilir. Burada isteklerinizle alakalı verilmemiş gerçekler net olarak çıkıyor. Ve siz bunları sanki böyle bir yere birleştirmiş, toparlamış bir yere götürüyor olarak çıkıyorsunuz. Hemen akabinde de dediğim gibi bu hafta almaz almaz konuşan kişi sanki bu bulunduğunuz alanı böyle yerden kaldırmış havaya. Hayır, bir dakika, gidemezsin der gibi çıkıyor. Büyük sıkıntı da çıkıyor bu sefer de. Yine bu kişiyle konuşmalar, görüşmeler yapacaksınız ve yapmış olduğunuz konuşmalarda sarmaş dolaş çıkıyorsunuz. Yani anlaşacaksınız. Bu hafta vermiş olduğunuz mücadelelerde karşı tarafa dikkat edin. Almaz almaz konuşmalar, yaparız ederizlerle yolunuz yürümez. Çok emek vermişsiniz. Cumaya kadar sabır ediyorsunuz. Cuma günü de fevri davranıyorsunuz ama bu fevri davranışınıza karşılık karşınızdaki kişi isteklerinize boyun eğecek görsellerinde çıkıyor. Yani sizin altınızda kalmış çok sıkıntılı. Tamam, kabul ediyoruz ama sizin altınızda kalmış ve hakkınızı verecek görsellerde çıkıyor dediğim gibi. Bu hafta eğer bir iş başlangıcı yapmayı planlıyorsanız, yani işiniz yoksa ve çalışmıyorsanız, çarşamba günü bir iş görüşmesi yapabilirsiniz. Burada size karşınızdaki kişi isteklerinizle alakalı bir şeyleri vermek istemeye ya da istemeyebilir ya da ne bileyim işte bir almaz almaz konuşma durumları söz konusu olabilir. Burada ama cumartesi günü size bazı olumlu dönüşler olacak. Gene de hakkıyla başlamak adına almak istediklerinizi netleştirin derim. Önünüzde bu hafta güzel güzel yollar açılıyor. Bir süredir mücadele ettiğiniz konularla alakalı da aslında sona gelmiş görünüyorsunuz. Gelelim sağlık konularına. Sağlık konularıyla alakalı ciğer görselleri direkt çıkıyor arkadaşlar. Bir de kadın hastalıkları. Bu iki konu bu hafta boğa burçlarını ilgilendirebilecek konular. Burada kadın hastalıkları daha temizde, ciğer görsellerinde yalnız
Sağ sol iki tarafta dolu. Sigara içenler bu hafta dikkat etsinler de diyebiliriz aslında. Boğaz görselleri var. Ciğer ve boğaz görselleri direkt çıkmış. Bu konulara dikkat edebilirsiniz. Sağlık olarak üstü çok beyaz çıkıyor. Dönemsel olarak yaşanacak bir sorun da diyebilirim aslında. Aile içerisine geldiğimiz zaman bir kişi. Gırtlağına sarılmışsanız bu kişinin gel buraya der gibi çıkıyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda bir kişi sizin kontrolünüzden çıkmış. Çoluğunuz, çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, belki anne baba. Birilerinden bir şeyler istemişsiniz, bir şeyleri yapmasını beklemişsiniz ama yapmamış. Bu hafta başı bu kişi kimse gırtlağına sarılmış gel buraya der gibi çıkıyorsunuz. Yani bir onun böyle sanki bir süresi varmış, bir süre vermişsiniz ona. Süreyle alakalı gel bakalım buraya direkt bir kişiyle karşılıklı mücadele. Bu mücadelede sert tavırlarda olan sizsiniz. O sanki geri geri kaçıyor. Ve burada hemen akabinde altında da bir dengesizlik görseli var. Karşınızdaki kişi biraz dengesiz mi? Yapacağım dediklerini yapmadı mı? Ya da vereceğim dediklerini vermedi mi? İşte aile içerisindeki bu kişi kim ise ya da yine söylüyorum parantez içinde sevgiliniz de olabilir bu. Onunla bir münakaşa, isteklerinizle alakalı net, sert bir tutumda bulunuyorsunuz. Burada yaptığınız bu iş de aslında çok doğru bir iş. Burada bu yapmış olduğunuz müdahaleyle birlikte karşınızdaki kişi hatalarını kabul ediyor. Aslında önünüzde diz çökmekten çok size el uzatıyor. Bir anlaşma talebinde bulunuyor. Bu anlaşma şekillenir. Yapmak istediğiniz neyse bu kişiyle alakalı istediklerinizi size verir. Ama dikkatli olun. Sonrasında hafta içi 2 günlerde biraz kontrol etmeye çalışın. Çünkü kafası uçarı kaçarı görünüyor. Sanki söylediği sözü yapacağım dediği şeyi yapmazmış havası da var. Burada ikilemde kalacaksınız ama mecbur kabul edecek gibi duruyorsunuz. Yine bu kişiyi izliyorsunuz. Dediğim gibi tekrar ediyorum, sevgiliniz de olabilir. Ama Perşembe günü geldiğinde artık bu konuyu böyle çerçeve içerisine almış, daha fazla uyuyormuş gibi yapmak istemiyorum diyeceksiniz. Çünkü bir süredir bu kişinin tavır ve davranışlarına tahammül ediyormuş havanız var. Yani yapıyor bir şeyi, siz diyorsunuz ki tamam günü gelir, sabret, bekle, olur. Hani böyle böyle gittiğiniz bir süreci bu hafta artık kontrol altına alacaksınız. Pazartesi, salı sıkıntılı, kandırılma durumunuz söz konusu olabilir ama ondan sonraki müdahalelerdeki özellikle bir telefon görüşmesinden sonra büyük bir aydınlığa çıkıyor hane içerisindeki konular. Ne uğraşacaksınız bu kişiyle ya? Bir ileri iki geri gidiyor bu. Dediğim gibi bu telefon görüşmesinin yalnız bu konuyla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bu telefon görüşmesi belki de bu konudan uzaklaşmanızı hane içerisine gelen o güzel haberle birlikte bir rahatlama, bir önünüze bakma durumu söz konusu olabilir. Haneye gelen güzel bir haber var. Çarşamba, Perşembe gününü işaret ediyor. Ki akabinde de zaten çok temiz bir yol açılıyor. Burada belki de birisiyle bir görüşme yapıp yol planı yapacaksınız. Bu önünüzde çok açık ve aydınlık görünüyor. Ufak tefek para problemlerinden dolayı acaba diyebilirsiniz ama bana kalırsa yolunuz açılmış, yolunuza gideceksiniz. Bir yol planı da burada görünüyor. Bunun dışında gittiğiniz yolda aslında şey böyle yakın bir yolda değil, bayağı uzak bir yola gidiyormuşsunuz görselleri de var. Böyle kar görseli var. Bir dağın üstü kar tutmuş sanki. İnsanlar da onu seyrediyormuş gibi. Yani onun hayatınızda neyle alakası vardır bilemedim tabii ki ama böyle o doğada tırmanırmış gibi duruyorsunuz. Nazarınız var arkadaşlar. İç dünyanızla alakalı bir süredir gelgitliyseniz üzerinizde nazar var. Direkt iç dünyanıza yansıyor. Evet, burası bu kadar diyorum. Vallahi iş değiştirmek isteyenler de bu hafta aktifler yalnız. Hani böyle rest çekenlerin bazıları da istediği kadar iş yeri engel olmaya çalışsın. Kendinize iyi bakın, güle güle diyebilir yani. Baya baya bir dik çıkış var çünkü buradan iş yerinden. Uf, iş yeri ne kadar temiz görüyor musunuz arkadaşlar? Sağ tarafınız iş yeri. Pazartesi, salı karışık ama ondan sonrası tertemiz. Karışıklık da insanların karışıklığı, kişilerin karışıklığı. Gene 4 rakam ve M harfi var. Burada bilinmezliğin karışıklığı bu aslında. Bir şeylerin oturması gerekiyor, bir şeylerin netleşmesi gerekiyor. Bunun karışıklığını yaşayabilirsiniz. Aile içerisinde küs olduğunuz bir kişi arkanızdan gelmiş, ayaklarınıza böyle sanki tutunmuş diretiyor.
Hani ne olur dön bana ya da ne olur gel bana, ne olur konuşalım gibi. Bu eski sevgiliniz de olabilir arkadaşlar. Ve arkasında da çok iyi niyetler var. Yani bu hafta size gelip de sizinle tekrar barışmak, konuşmak isteyen kişilerin arkasında çok iyi niyetler var aslında, onu da söyleyeyim. İkili bir kişiymiş gibi görünür. İki ruhlu gibi görünen bir kişi olarak çıkıyor. Ama ayaklarınıza kapanmış görselleri de var. Onun haricinde burada başka bir şeyimiz var mı bakıyorum. Zaman zaman kendinizi yalnız ve üzgün hissedebilirsiniz ama çevrenizdeki insanlar sizi seviyorlar, özellikle bu hafta için. Evet sevgili boğalar, bu haftalık da bu kadar. Dediğimiz güzel şeyler sizi bulsun. Kötüleri de evrene gönderelim. Güzel olanlar bize, olmayanlar evrene. Sağlığımız, saatimiz, keyfimiz, huzur ve aşkımız, paramız bol olsun bu hafta ve bundan sonraki haftalarda deyip falımızı kapatalım. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.